Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi. Şimdi şöyle bir soru sormak istiyorum. Kalp hastalığının tanısı nasıl konur? Şimdi kalp hastalığının, yani tabii çok çeşitli kalp hastalıkları var. Doğuştan kalp hastalıkları, kapak hastalıkları, işte koroner hastalığı dediğimiz, yani bu kalp krizine sebep olan koroner arter hastalıkları. Hepsinin tabii farklı yöntemleri var ama temel yöntemler olarak birincisi elektrokardiyografi dediğimiz, özellikle kalp krizini tanımada bir kalp şeridi diyoruz ona. Hı hı. Orada çoğu şeyi görebiliyoruz. Kalp krizi geçiriyorsa mesela o anda, özellikle yeni geçiriyorsa, hı hı, çok net görebiliyoruz. Ya da geçirmiş ise daha önceden onu görebiliyoruz. Daha sonra ekokardiyografi diyoruz. Kalbin ultrasonu gibi. Orada işte kalbin kasılmasını, kapakların durumlarını, kalpte büyüme var mı yok mu, zayıf mı, kaslarında kalınlaşma var mı, kapaklarda işte darlık ya da yetmezlik var mı? Orada her şeyi görüyoruz. Yani orada da çok büyük bir bize bulgu veriyor ekokardiyografi. Kalp damar tıkanıklığı, darlığı var mı, koroner arter hastalığı var mı yönden araştırmak için efor testi diyoruz, sintigrafi diyoruz. Bunlar da bize bir takım bulguları veriyor ama kesin tanıyı, koroner arter hastalığında kesin tanısını anjiyografi ile koyuyoruz. Evet, bu önemli. Kesin, tabii. Yani anjiyografi yapmadan kesin bir şey söylemek mümkün değil. Yani anjiyografi hem tanıyı koyduruyor hem de tedaviyi yönlendiriyor. Yani anjiyografi yaptığınız zaman işte stent takacağız, ilaç mı vereceğiz, bypass mı yapacağız? Yani anjiyografi yapmadan mümkün değil bunu anlamamız. En bu kesin tanıyı tanı anjiyografi konusunda erkekte kadında bir farklılıklar var mı? Yok, yok. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi.